Merhaba. Normal bir giriş yapmadım çünkü bu normal bir video değil. Genelde attığım gibi bir video değil. Ve baştan hoş geldiniz, uzun zaman oldu en son bir video çekmeyeli. Sizlerle bu şekilde konuşmayalı. Nereden baksanız bir ay olacak. Az kalmış yani. 29 gün falan olmuştur. Ha, şimdi. Doğrudan konuya girelim. Tabii birçoğunuz biliyordur ama genelde bilmeyenler için olayları ben bir anlatayım. Oh. 23 Ağustos'ta bir trafik kazası geçirdik. Ve bana veya kardeşime ciddi bir şey olmadı. Annemin dirseğiyle sol omuzu arasındaki kemik parçalanmış biraz. O ameliyat oldu ama babamı kaybettik. Sesli söyleyici birazcık daha zor oluyor. Normalde hoş, her türlü zor da. Yanlış anlamayın, böyle değilim. Bu zamanlarda öyle değilim. Toparladım kendimi. Tabii şey değil, hani duygusal durumumuz bir daha şey olmayan, öyle bir olayın ardından, böyle yaşananların ardından eski haline geri dönmüyor tabii olduğu gibi, ama çoğu şeyi toparlıyorsunuz kendinizle ilgili. Tabii bir de şey var. Dünyaya bakış açınız da birazcık değişiyor. Merak etmeyin, yani böyle değilim. Bu aralar böyle değilim. Şu anda güldüğüme de bakmayın, ama işte insan sesli bir şekilde söyleyince normal kendi düşündüğünden birazcık daha zor oluyor. Yani şey bu. Durum bu. Ama ya o zamanlar, ilk zamanlar, evet ilk zamanlar çok zordu. Şimdi de zor. Ama iyiyim ben. Hayatıma devam ediyorum. Hayat devam ediyor. Zaman akıp gidiyor. Zaman durmaz. Belki siz bir şey yapmamayı tercih edebilirsiniz. Belki insanlar böyle durumlarda olduğu yerde durmayı tercih edebilir. Ama zaman durmaz. Zaman sürekli ileriye doğru gider. Yasaları bunu söylüyor yani. Hatta daha doğrusu zaman geriye gitmez. Hani çok çok yavaş ilerler. Işık hızına falan yakın gittiğinizde veya çok çok yok. Ya araştırın, bulursanız ışık hızıyla ilgili şeyler var. Tabii onların hepsini okumuştum ama şimdi beynim neden bu şey oldu? Farklı bir şeye odaklandı. Ha, bana odaklan. Fizik yasaları falan orada anlarsınız. Işık hızıyla ilgili bazı araştırmalar yapın. Orada anlayacaksınız. Zaman durmaya çok yakın olabilir. Ama asla durmaz veya geriye gitmez. Bir tek ışık için durur. Buradan fizik dersini de aldınız. Ama sadece ileri vardır zaman için. Hayat da aynen böyle. Aşık Veysel'in dediği gibi uzun ince bir yol var. Yoldan sapabilirsiniz. Yerinize durabilirsiniz. Ve de ileri gidebilirsiniz. Ama geri gitmek diye bir seçenek yok. Durmanın da size getireceği bir şey yok. Ve yoldan çıktığınız zaman daima aynı yola geri dönebilirsiniz. Ben ileri gitmeyi tercih ettim. Yolu takip edeceğim. Neden? Çünkü birazcık gerçekçi oluyorsunuz böyle bir olaydan sonra. Oturup karamsar karamsar düşünmenin, yas tutmanın veya hiçbir şey yapmamanın getireceği hiçbir yarar yok. Özellikle de aileme getireceği hiçbir yarar yok. Hala bir ailem var. Hala bir akrabalarım var. Dayılarım, teyzelerim, amcalarım, kuzenlerim, halalarım var. Hatta hala bir dedem ve ninenem var. Benim hiçbir şey yapmamam, tamamen karamsar bir havaya girip
olduğum yere durmamamın hiç kimseye bir yararı olmayacak. Ve de işte bu yüzden devam etmeyi tercih ettim. Devam edeceğiz. Her şey olduğu gibi devam ediyor. Olduğu gibi değil, daha iyi bir şekilde devam edeceğim. Çünkü birazcık da artık gerçekçi olmaya başladım. Sağda solda boş yere vakit harcama diye bir şey olmayacak. Gidip de ne bileyim hiçbir yararı olmayan şeyler yapmayacağım. Tabii burada hiçbir yararı olmayan derken şey kastetmiyorum. Tabii ki kendi keyfinize bakacaksınız. Eğlencenize bakacaksınız. Ruh halinizi şey yapacaksınız, iyileştireceksiniz. İşte tüm bunları sesli bir şekilde söyleyin. Normalde bunların hepsini kendi içinizde düşünüyorsunuz. Kendi geleceğinizi tasarlıyorsunuz da. Sesli bir şekilde söyleyince sanki burada bir şey oluyormuş gibi, böyle vücudunuzun tam ortasında böyle bir kara delik var da bütün ruhunuzun bütün o ağırlığını içine çekiyormuş gibi hissediyorsunuz. Farklı bir şey oluyor böyle sesle konuşmak. Peki şimdi ben neden böyle bir video yapıyorum? En önemli nedeni konuşmak istemem. Sesli bir şekilde sizlerle konuşmak istedim. Durumu iyice açıklamak istedim. Yani sonuçta sizler benim dostumsunuz. Ben hiçbirinize abone gözüyle bakmıyorum veya takipçi gözüyle bakmıyorum. Sizler benim dostlarımsınız. Ve bu konuyu sizlerle konuşmak istedim. Lütfen buradan şey anlamayın. Hani bundan sonra işte kanalda karamsar bir hava. Hayır. Hayır. Olduğu gibi devam edeceğiz. Her şey olduğu gibi devam edeceğiz. Hatta daha fazla yapacağız. Canlı yayınlar gelecek. Belki ikinci bir kanal daha açabilirim. Daha fazla video yapabileceğim. Farklı farklı blog açabilirim mesela. Farklı farklı şeyler yapabilirim. Ama YouTube olduğu gibi devam edeceğim. Çünkü yani bu sadece şey açısından değil. Yani kanalın gelişmesi veya sayımızın artması ama şeyle değil, amacıyla değil. Bana yardımcı oluyorsunuz cidden. YouTube'da video çekmek, sizlerle bu videoları paylaşmak, sizlerin düşüncelerini almak bana çok yardımcı oluyor. Ve buna devam etmek istiyorum. Ve de işte bazen hayatın getirdiği ani değişiklikler olabiliyor. İyi yönde veya kötü yönde fark etmez. Ama ne olursa olsun bu değişikliklerin olabileceğini görmezden gelmemeliyiz. Bu tür değişiklikleri görmezden gelmemeliyiz. O yüzden bir amacınız varsa, bir hayaliniz varsa veya yapmak istediğiniz şeyler varsa, hayatta gerçekleştirmek istediğiniz hayalleriniz, rüyalarınız varsa bunlara sarılın, dört elle sarılın. Bunlar gerekiyor çünkü. Toplumlar, insanlar böyle geçiyor. Şimdi yaşadığım şeyler hakkında fazla bir ayrıntıya girmeyeceğim ama arkadaşlarım onu az çok tişörtle bir türlü ayarlayamadım. Şu omuzla bir türlü ayarlayamadım. Arkadaşlarım az çok anlatmışımdır. Bu ne biçim tişörtmüş böyle kardeşim? Arkadaşlarıma az çok anlattım zaten. Bazı şeylerdeki eksiklikleri anlattım. Orada görüp de şaşırdığım şeyleri anlattım. Neyse. Ama benim bu videoda gerçekten söylemek istediğim bir şey var. Ki o da birlikten güç var. Yani bunu gördüm. Bunu çok net bir şekilde gördüm. Çok net bir şekilde gördüm. Hiç tanımadığımız insan, hiç bizi tanımayan ve bizim hiç tanımadığımız insanlar bize yardım etmek için geldi. Hiç tanımadığımız akrabalarımız vardı. Da birbirimizden haberimiz yok. O insanlar bile yardım etmek için geldi. Yani birlikten güç doğar. Eğer birisinin yardıma ihtiyacı varsa, o yardım istemiyorsa bile gidin yardım edin. Gerekli çünkü. Yardıma ihtiyacı olan birisi varsa gidin yardım edin. Hatta o kişiyi sevmiyorsanız bile. Eğer yardıma ihtiyacı olduğunu düşünüyorsanız hani tamam hani gidin de hadi bir dükkan soyalım demeyin yani gidip dükkan soymalarına falan yardım etmeyin. Bu tür şeyler yapmayın ama hani normal bir konuda veya iyi bir konuda yardıma ihtiyacı varsa ve sevmiyorsanız bile o kişiye gidin yardım edin. Gerekli çünkü böyle şeyler gerekli. Yani gördüğünüz gibi saçlar da gitti. İyice kısaldı. Bunun bir nedeni var. Benim gözlerimde bir enfeksiyon vardı.
Hatta sol gözüm bayağı şişmişti. Sol gözüm sürekli kapalı kalıyordu. O yüzden hani saçlarımı sürekli önüme düşürüyordum. Şu bir taş taksam sıkıntı olmazdı ama kestim yani. Kesmek istedim. Zaten sebeplerden biri de şeydi. Zaten yazın başında da söylemiştim. Benim kulaklarımın arkasında ve saçımda şey var. Egzema var. Mış. Bir tane doktorun söylediğine göre. Ve de yani saçımı kesmeme gerek yok dedi ama o ilaçların, o losyonların, kremlerin kullanımının çok daha pratik bir şekilde olması için şey yaptım. Saçlarımı kestirdim. Ve artık bu kalıcı bir şekilde geçer mi bu egzama hastalığı bilmiyorum ama geçtiği zaman, kalıcı bir şekilde geçtiği zaman baştan uzatırım. Olmazsa böyle değiliz canım. Yani trole benzer bir halimiz yok. Yüzüklerin Efendisi'ndeki orklara benzer bir halimiz yok. Yani böyle değiliz. Böyle bu seviyelerde veya birazcık daha kısa kalmaya devam edecek saçım. Fazla uzun şey yapmayacağım çünkü sıcağı ve tere karşı bir hassasiyet var. İşte başımda falan uzun saçta bayağı sıcak tutuyor. Bayağı terletiyor ve de bakımı da zorlaştırıyor. Öyle olunca kısa saç çok daha iyi oldu. Peki bundan sonra ne olacak? Bu video birazcık böyle karamsar geçti ama sizin ben buradasınız da içinizi rahatlatmak istiyorum. Ben gayet iyiyim. Şu anda böyle olduğuna bakmayın. Ben çok iyiyim. İşte 1-2 saat önce İbo'nun yayını vardı. İbo'nun yayınında trolledim gibi böyle korkuttum. Böyle kapıyı açıp baa diye şey yapıyorum. Korkutuyorum İbo'yu. yayınlar geri dönmeyi düşünüyorum. Videolar geri dönmeyi düşünüyorum ama normal oyun videoları çekmeden önce gizem videolarına başlayacağım. Kasayı buraya getirdim. Ekranı buraya getirince diğer şeyleri bilgisayar parçalarını bir de yeni ekran kartı alınca merhaba pencereden yansımamı görüyorum. Neyse yeni ekran kartını alınca Kıbrıs'tan gene monitörümü falan getirince kasadan oyun videoları çekmeye devam edeceğim. Çünkü laptop birazcık müsait değil onun için. Yeterli değil bazı özellikleri. Çoğu özelliği. Laptopu da canlı yayınlarda kullanacağım. Canlı yayınlara devam edeceğim aynen. Sanırım şey problemini hallettik. Geçen aylarda bir 5-6 ay önce falan bol bol canlı yayın yaptığımı biliyorsunuz. 1-2 ay boyunca devam ettim. Çok keyif aldım. Çok keyif almıştım. Ben Twitch adresi şeyde var. Direkt kanalın kapağında var. Oradan bulabilirsiniz. Canlı yayın adresini. O bağlantı problemini hallettik. Bağlantı artık sıfıra düşmüyor. Aradık. Onlar halletmişler şebeke üzerinden. İlginç ilginç oyunlarla dönmeyi planlıyorum canlı yayınlara. Canlı yayınlar yapacağım. Bir Twitch'ten yaparım. Bir de az önce, 1-2 saat önceki canlı yayını bu şeyden yaptı. YouTube'dan yaptı. YouTube bu gaming falan ama yeni bir canlı yayın şeyi açıldı sanırım YouTube'da. Özelliği açıldı. Oradan yaptık. Bu arada şu sandalye sürekli duvara şey yapıyor. Duvara sürtünüyor. Birazcık da şey diri. Diri olunca çok şey oluyor böyle. Oturduğunuz zaman hava almıyorsunuz. Hoş sırtıma şöyle bir ilginç bir cisim getirdim. Böyle koyuyorum. Yaslıyorum sırtımı. Çok rahat oluyor sırtımda ama gene de bu sandalye birazcık değil ama bunu kullanmaya devam ederim. Sonuçta ben bunu hak ettirmiyorum. Bir şey yapmıyorum. Ya. Ha. Yeni odadayız. Şu anda Türkiye'deyim. İstanbul'dayım bu arada. Onu söyleyeyim. Evet. Üniversiteye eğitimim için geri döndüm. İstanbul'da dediğim gibi hayatıma devam edeceğim. O yüzden eğitimimi bir an önce bitirmek istiyorum. Alabileceğim en iyi notlarla. O yüzden İstanbul'a geri döndüm. İbo yanımda. İbo ile bakar olduk. İbo'nun kanalı bilmeyen varsa oyunsal videolar. Biliyorsunuzdur zaten genelde. Daha önce çok videolarımız oldu. O yan odada. Ben bu odadayım. Salonu boş bıraktım. Daha önce ben salonda kalıyordum. Oradan falan video çekiyordum. Şu poster o zaman da arkamdaydı. Şimdi de arkamda. Bu postere bayılıyorum ben. Sen muhteşem bir postersin. Ben seni çok seviyorum. Bu oda evi iyice adam ettik ya. Daha önce evi görüyordunuz ya. 2-3 oda böyle ambar gibiydi. İşte o odalarda kalıyoruz şu anda. Ama o odalar bayağı oda yani şimdi. Bildiğiniz oda. Bir şey olmadı değil mi? Şeye çarptım. Masaya çarptım. Ses ayarları
kamera ayarları, kalite hiç bilmiyorum şu anda. Kontrol edecek bir fırsatım olmadı. Çünkü laptopun toplamda 3 USB girişi var. En fazla güç verene mikrofon taktım ki fazla cızırtı çıkmasın. Bir tanesine USB çoğaltıcı koydum. USB çoğaltıcıya soğutucu bağladım. Şöyle bir klavye var Logitech'in. Onun alıcısını falan bağladım. Bu normalde kasanın klavyesiydi de madem burada da şey yapıyorum. Burada da kullanabiliyorum. Onu kullanırım dedim. Daha şeyler falan var. Diğer oyun kumandalar var. Onların USB'sini falan da bağlayacağım. Başka bir şey bağladın mı? Ne gidiyor aşağıya? Bir tane daha şey gidiyor. Ne gidiyor? Ha şu şey gidiyor. Bu sözde çalışan Wi-Fi alıcısı var. onun şeyi gidiyor. Wi-Fi alıcısı çalışmıyor. O kadar da şey yaptık, para ödedik. Neyse. Ben neredeydim ya? Ha. Yeni odadayım. Burası yeni mekan. Ama aynı şeyi göreceksiniz yani. Şu poster arkamda olacak sürekli. Yani bu. Ben daha konuşmak istiyorum ya. Ben burada bitirmek istemiyorum yani videoyu. Çoktan beri video çekmeyince. Video çekmeyi devam etmek istiyorum yani. Konuşmaya devam etmek istiyorum. Ne konuşalım? Şurada bir tane cami vardı dibimizde. Yayınları sürekli kutsanıyordu. Ezan okununca kutsal yayınımız oluyordu. Caminin ışıkları artık yanmıyor. Daha önce çok güzel bir görüntü oluyordu. Çünkü çevresinde bayağı ağaç falan var. Caminin ışıkları böyle yanınca yeşil kırmızı bir şey oluyordu caminin üzeri. Bu ışık ağaçlara falan da yansıyordu. Çok güzel oluyordu ve ben bu ışığı kapatabiliyordum. Camdan olduğu gibi ışık geliyordu ve hiç ışık açmam gerek olmuyordu. Çok güzel bir ortam oluyordu. Şimdi kapattılar ama yine de güzel bir ortam var yani. Sabahları böyle açıyorsunuz. Karşımda şey yok. Karşımda apartman yok bu arada. Karşımda bir kavşak var. Kavşak dediğim işte bir tane karşıdan gelen yol var. Ana yola bağlanıyor. Caminin bahçesi var. Diğer sokakta olduğu gibi uzuyor yani. Yol, ev direkt sokağa görüyor. Olduğu gibi yani sokak boyunu görüyor. Ve ağaçlar sıralanmış o şekilde. Çok güzel manzarası var. Çok hoşuma gidiyor burası. Karşıda da iki tane kule var böyle bayağı sağlam görünüyor. Modern görünüyor. İlginç görünüyor. İlginç bir mimarisi var. Işıklar falan yanıyor. Böyle geceleri çok güzel manzara oluyor ya. Cidden geceleri çok güzel oluyor. Yani bu bakalım bu sene neler yapacağız? Bu sene nasıl geçecek? Yani blog açmayı planlıyorum. Sosyal medyada birazcık da etkili olmayı planlıyorum. YouNow'dan da yatmadan önce her gece yarım saat bir canlı yayın yapmayı planlıyorum. Yarından itibaren başlayabilirim YouNow canlı yayınlarına böyle yatmadan önce. Yarım saat bir sohbet olur. Sohbet ederiz bir yarım saat. Vlog havası olur falan. Onun dışında dediğim gibi bayramda getireceğim inşallah şeyi. Ben monitörü inşallah bayramda getireceğim ve monitörü getirince başlarız şeylere. Oyunlara, yayın, canlı yayınlara falan. Yani Twitch ve ya YouTube üzerindeki canlı yayınlara. Yani bu. Eğlenebilir ki başka. Bu da benim not defterim. Artık düzenli bir yaşam tarzına geçmeye başladım. Bu da benim not defteri. Her şeyi not alıyorum. Aklıma ne gelirse not alıyorum not defterime. Neler varmış? Bayağı oyun şeyler falan var. İşte geleceğe yönelik planlarım var. Ders programım var. Ha, yarın şey alacağım. Bu egzama için ilaçları alacağım yarın giderken. Bayağı ben konuşuyorum ya. Bayağı konuştum. O zaman şimdi birazcık şey yapalım. Bay bay diyelim. videoyu bitirelim. Dediğim gibi sonuç olarak bir kaza yaşadık ama hayat devam ediyor. Devam edeceğim. Bütün kollarıma sarılacağım. Şeye, hayallerime, sevdiklerime, yapmak istediğim şeylere, sizlere. Daha çok vereceğim kendimi bu tür konulara. Daha azimli olacağım, daha kararlı olacağım. Böyle bir şey yaşadım. Ama daha güçlü olarak geri dönüyorum. Merak etmeyin. Geri dönüyorum. Bay bay.